Giriş için 90 dakikayı nasıl buldunuz? Nasıl bir maçtı sizin için? Şöyle, iki takım da kazanmak arzusuyla başladı maça. Tempolu bir maçtı, istekli, arzuluydu her iki takım da. Dolayısıyla da çok pozisyonlu, çok gollü bir maç oldu. Korner sayılarına baktığımız zaman gerçekten ligdeki en fazla korner atılan maçlardan bir tanesi herhalde şu ana kadar. Tahmin ediyorum 20 korner falan atılmıştır. İki takım da maçı bırakmadı aslında son dakikaya kadar. Tabii biraz Fenerbahçe'nin daha çok isteği ortaya çıktı. Özellikle sonradan giren oyuncular çok katkı yaptılar oyuna. Fenerbahçe'ye avantaj sağladı bu. Artık golün geleceği de çok net belli olmuştu. Hak eden kazandı bence. Trabzon da tabii çok iyi mücadele etti. Ama bu oyundan ziyade hakemin konuşulması da üzücü bence. En çok hakem öne çıkıyor. Genç bir hakemdi. Ama güzel maç oldu, güzel hafta oldu. Hocam biraz sonra istatistikler ve kadrolar üzerinden de konuşuruz. Hı-hı. Özellikle sizin de dediğiniz gibi yani benim önümdeki notlarda sadece ilk devrede 19 şut, 15 korner var ki çok hareketli bir ilk devreyi doğru, izledik. Doğru. Biraz sonra istatistikleri, verileri de tamam. alırız. Onların ışığında da konuşuruz. Derin, sen nasıl buldun? İlk 90 dakikayı nasıl yorumlarsın? İlk yorumunu rica edeyim. Evet, yani derbi olarak gerçekten ilklerimize kadar bence derbi olduğunu hepimiz hissettik. Her şey vardı maçta. VAR müdahalesi, penaltı, verilmeyen gol. İki takımın da son derece agresif mücadelesi. İki takım da hocamın dediği gibi çok istekliydi gerçekten. Ama Trabzon'un evet bir ikinci bölge zayıflığı özellikle son bölümde bence maçın çok belirleyici oldu maç için. Zaten Fenerbahçe de hocamın dediği gibi son bölümde çok istekliydi, çok agresifti. O Amrabat'ın gol için resmen istiyorum diye bağırıyordu Amrabat o son dakikalarda. Golü attıktan sonra da zaten sevincinde de bunu anladık. Ama dediğim gibi Trabzon'un aslında birazcık 2-1'den sonra kendisi buraya getirdi maçı. Çünkü kalite eksikliği bence net şekilde belli oluyordu iki takım arasındaki kalite farkı. Fenerbahçe daha iyi oynadı gerçekten son bölümde. Daha çok hücum etti. Rakip ceza sahasına daha çok akın etti ve sonunda da golü buldu. Öncelikle bir maçın istatistiklerini rica edelim. Sıra sıra istatistikler de vardı. Zafer'den rica edelim. İstatistikler üzerine konuşalım ve sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Satır arası hashtagine ve HT Spor'un YouTube hesabındaki canlı sohbet kısmına da sorularınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz karşılaşmayla ilgili. Evet, Trabzonspor Fenerbahçe maçının istatistikleri 3-2'lik skorla bitti. Fenerbahçe kazandı. %48'e 52'lik bir toplu oynama var. Şut olarak hocam sizin de söylediğiniz gibi siz korneye dikkat çekmiştiniz. Toplamda 19 korner var. 34 şutun atıldığı bir karşılaşma. Özellikle rakip ceza sahasında topla buluşma oranında 20'ye 36 çok ciddi. İki takım da rakip ceza sahasında bir hayli topla buluşmuş. Ve en çok dikkat çeken konulardan biri de fauller. Yüksek, biraz şiddetli oynandı diyebiliriz. Evet. Sarı kartlara bakıyorum ama çıkan sarı kartlar biraz daha fazla olabilir. Çünkü yedek kulübesine daha fazla sarı kart çıktı. Kesinlikle. Maçta. Kırmızı da var yedek kulübesine. Kırmızı da var. Kartlar Kalecan daha fazlaydı. Hocam rakip ceza sahasında topla buluşma anlamında baktığımızda çok 20-36. Bu da aslında maçın biraz hareketliliğini gösterebiliyor bize. Evet, doğru. Yani orada hem atılan şut sayısı hem rakip ceza sahası içinde bulunma sayısı fazla olan takım zaten maçı kazanma şansını da yükseltiyor. Evet. Girdiği pozisyon sayısı arttığı için tabii en sonunda da usta oyuncular bir tanesini değerlendiriyor. Evet. Yani şimdi demin kardeşim söylediği gibi Trabzonspor ikinci bölgede hatta birinci bölgede bile çok pozisyon verdi. Çünkü Şenol Hoca değişiklikleri çok geç yaptı. Hep 88-89'da değişiklik yaptı ki bunlar da orta sahada savaşçı, mücadeleci, oyunu tutacak oyuncular değildi. İşte sol bek değiştirdi. Eren'i çıkardı. Sol bek koydu oraya. Ondan sonra Enes'i soktu. Yani evet. Böyle yani daha orta sahada savaşçı, mücadeleci belki elinde yoktu, vardı onu bilmiyorum ama defansif oyuncuları daha tutabilirdi oyunu. Çünkü çok kolay geldi Fenerbahçe. O alanı çok rahat geçtiler. Evet. Geçince de pozisyon yarattılar. Hızlı oyuncuları da var Fenerbahçe'nin. Tabii hocam. Şimdi Kadıç'ın attığı ara paslar, İrfancan'ın girdikten sonraki katkıları attığı ara paslar, özellikle Ceko'nun müthiş oyunu. Ben çok beğendim Ceko'yu.
Çünkü hem istasyon görevi yaptı, hem aralara koşular yaptı, hem arkada boş alana koştu ve orada gol attı. Tabii oradaki defans oyuncularının da hataları var. Şöyle bir değerlendirmem var. Üst düzey oyuncular bunlar tabii. Süper Lig oyuncuları sonuçta, Avrupa'da oynayan oyuncular da var. Fakat defans oyuncusunun birinci prensibi hem topa hem rakibi bakmak olmalı. Biz de sadece topa bakıyoruz. Mesela Çağlar'ın yaptığı penaltıda mesela. Sadece topu bakıyor. Halbuki rakibi de göz ucuyla baksa arkadan geldi, önüne geçti çünkü. Aynı şey Fenerbahçe'nin Fred'le attığı golde de Eren yaptı. Fred geldi, halbuki önündeydi Eren. Fred geldi, arkasından önüne geçti ve müdahale etti. Bunlar hep bireysel hatalar. Tabii bunların hep düzeltilmesi gerekiyor. Kolay bir şey değil ama bunlar bence başta çok öne çıkan şeylerdi. Derin, istatistiklere de baktığında senin dikkatini çeken bu biraz daha ön plana çıkıyor dediğim bir nokta var mıdır? Bence net şekilde rakip cihaz sahasında topla buluşma. Yani 36 çok ciddi bir sayı rakip cihaz sahasında topla buluşmada. Özellikle derbi için çok ciddi bir sayı. Hele ki Trabzonspor kendi sahasında oynadığını varsayarsak, kendi sahanızda rakibinizin 36 kere ceza sahanıza gelmesine izin veriyorsanız, yani burada ciddi bir zafiyet vardır. Gel buyur diyorsun evime. Aynen öyle. Evet. Yani resmen aslında öyle. Trabzonspor iyi başlamıştı. Çok. 10 yani dakika, 15 dakika. İleride arası. Çok iyi bir baskı evet. da kurdu hocam. Öyle başladı. Ama daha sonra o geride verdiği boşlukları Fenerbahçe'de iyi değerlendirdi. İşte bu da mesela bir şeyi öne çıkarıyor aslında. Bu da birazcık kondisyonu 90 dakikaya yaymaktan ziyade ilk dakikalarda harcamak da bence yanlış yani. Şimdi şöyle, önde bastığınız zaman arkadaki defans oyuncularınızın hızlı ve o tehlikeyi sezecek kalitede olmaları gerekiyor. Ki arkadan kapatmaları şart. Çünkü arkadaki boşluğu Fenerbahçeli oyuncular değerlendirdiği zaman bir anda kırıldı Trabzonspor'un baskısı. Kırılınca tabii bir anda dengelendi oyun. Yani o 10 dakika, 15 dakikalık baskı suni bir şeye dönüştü. Halbuki arkadaki oyuncular da kapatsaydılar alanı, belki biraz daha mücadele edebilirlerdi. Ama dediği gibi bu şekilde oynamak çok zor bir şey. Hem defans oyuncuları daha geride durup, evet. hem de orta saha ve forvetlerle önde baskı yapmak çok zor bir oyun. Kolay değil pres hocam. Pres şemaları da çok tabii, dikkat çok zor bir oyun. Çok zor. Maçın 11'lerini de bir hatırlayalım. Trabzonspor öncelikle rica edelim. Trabzonspor'un 11'i üzerinden konuşalım. Nasıl bulduğunuzu sizlere soracağım. Özellikle bazı arkası Ozan tercihi Şenol Güneş'in evet. dikkat çekiciydi. Nasıl yorumlarsınız? Hem hocam 11 hem de oyuncu değişiklikleri. Sizin de söylediğiniz gibi geç yapılan değişiklikler. Tabii şimdi bir puana razı oldu Trabzonspor. Fenerbahçe razı olmadı ama Trabzonspor bir puana razı oldu. Razı olunca oyunu elinizde tutmanız lazım. Ama tutacak oyuncuları koymadınız. Yani blokları sağlamlaştıramadınız. Özellikle orta saha bloğunu sağlamlaştıramadınız. Mesela Fenerbahçe soldan çok atak yaptı son dakikalarda. Zaten golü de bir tanesini öyle buldu. Buraya önlem almadı Şenol Hoca. Mesela oraya bir takviye daha, önüne daha bir agresif, daha işte diri bir oyuncu koyabilirdi oraya. Yani orayı ikili, üçlü savunmayla. Çünkü Kostiç'e girdikten sonra Tadiç de oraya geçti. İrfan Can girince Tadiç sola gitti. Attığı ara paslar var Tadiç'in mesela. Bunlar etkili oluyor. Bunlara önlem alması lazımdı, alamadılar. Değişikliklere göz attığımızda hocam geç. Sizin söylediğiniz gibi dikkat çekici. Dün de konuşulan evet. konulardan biri. Yani geçin de aslında geçin biraz de daha geçi tabii. durumunda. Derin, sen özellikle bazı arkası Ozan performansı nasıl buldun? Yine Uğurcan'ın çok dikkat çekici performansı vardı. Evet. Yani Uğurcan Trabzon'u çok ipten aldığı dakikalar oldu gerçekten. Çok. Fenerbahçe'nin eleki son 30 dakika gerçekten abluk altına almıştı Trabzon kalesini tabiri caizse. O sırada Uğurcan'ın performansı biraz belirleyici oldu ama o da bir yere kadar dayanabilir. Yani az önce dediğimiz gibi 36 kere rakibin ceza sahanıza girmesine izin verirseniz siz burada kaleci birini tutar, ikisini tutar, üçünü tutar. Bu gollerde hiç hatası yok. Dördüncüye evet hiçbir hatası yok bence de. Ozan'ı fiziksel olarak ben çok eksik gördüm. Yani eski o bildiğimiz o diri Ozan maalesef çok kalmamış gibi gözüküyor. Ozan'la ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen hocam. Buyurun. Şimdi Ozan bence kendisi nerede oynadığını bilmiyor şu anda. Çünkü bir hafta bakıyorsunuz sağ bek oynuyor. Ertesi hafta 8 numara pozisyonunda. Bu hafta 10 numara pozisyonunda. Yani bu oyuncuda soru işaretleri yaratıyor kafasında. Çünkü bir yerde diyelim ki sağ bek oynuyor. 1-2 maç ondan sonra yükselebilir oyuncunun performansı. Oradaki oraya alışma
Ama şimdi öyle değil ki. 8 numara oynuyor. Oradaki özellikler başka. Sonra 10 numara pozisyonuna geçiyor. Yani katkı da veremiyor takıma. Hiçbir katkı veremedi bence. Yani takımın en kötülerinden bir tanesi. Bu maçta da 10 numara oynadı hocam. Evet, aynen öyle. Seyirci de hatta protesto etti bence çıkarken. Çıkarken. Yanlış anlamadım. Orada hocam sağ beklediniz. Bence Malheiro da çok kötü bir performans sergiledi. Kötüydü. Yalnız kalıyor şimdi. Edin Visca da hiç gelmedi oraya. Evet. Çok fazla yardım etti. İlk devre biraz geldi. Fakat ikinci devre... Evet, hücumda çok çabaladı ama defansa çok şey evet. yapmadı. Önde kalınca tabii artık yaşı itibariyle de dönmesi temposu düşüyor. Evet. Fenerbahçe'nin 11'ini de rica edelim. Fenerbahçe 11'i üzerinden de konuşalım istiyorum. Özellikle savunmadan başlayalım. Savunmada Ciku Bekam olacak derken Ciku Çağlar çıktı. Bu anlamda savunma hattını nasıl buldunuz hocam? Buradan mevki mevki gidelim yavaş yavaş. Evet, ben Ciku'nun Bekayla daha iyi ikili olduğunu düşünüyorum. Çağlar'ın da Manchester United maçına gitmiştim. Oradaki performansını da beğenmediğim için bu maçı da merak ediyordum. Bu maçta da beğenmedim doğrusu. Orada ideal ikili Bekayla Ciku olabilirdi. Sol tarafta da bence Kostić'i oynatsaydı hoca, tercih tabii onun. Biz sadece maçtan sonraki gördüklerimizi söylüyoruz. Çünkü sol ayaklı oyuncu sol kanatta her zaman için özellikle defansif bölgede etkilidir. Şimdi iki ayağı da varsa ayrı ama Mert orada biraz sıkıntılar yaşadı bence. Bu arada Mert, Çağlar demişken Çağlar'ın bence bir problemi de pozisyon alması. Zaten penaltı pozisyonda da kaçan adamı arkadan yakalamaya çalıştı. Yani bunu çoğu maçta yapıyor. Pozisyonunda biraz sorunlar şimdi var. Şimdi Manchester United maçında güzel bir yerden seyrediyorum maçı maratonda. Osayi Samuel 2-3 defa oldu bu. Tadiç içeriye doğru kat ediyor. Sol beki alıp yanında götürüyor. O sayı bomboş pozisyonda. Çağlar o topları atamadı. Ben de yanındakilere dedim ki atamaz dedim. Yani o teknik o seviyede değil. Sola atar. Ama sağa atmak, paralel top atmak daha zordur. Riskli bir toptur. Ben de yıllarca orta saha oynadığım için çok iyi bilirim. Atardım ben çünkü. Sola çaprazı atıyor. 2 metre fazla da aslan bir şey olmuyor ama burada... 1 metre, 2 metre önüne attığın zaman top avuta çıkacak ve tepki alacak diye atmıyor, atamıyor. Dolayısıyla ben Bekao'yu daha tercih ederdim. Girdikten sonra da katkı yaptı Bekao. Evet. Kalitesiyle, tekniğiyle, evet. tecrübesiyle, sakinliğiyle. Trabzon hücumları çok zayıfladı yani. Hiç tabii, pozisyon tabii. bulamamaya başladı o dakikadan itibaren.